Diyarbakır'da su sorunu giderek büyüyor. Burası Diyarbakır Yenişehir ilçesine bağlı Güvendere Köyü. Güvendere Köyü ve çevresindeki köylere yaklaşık 20 gündür su verilmiyor. Köylüler su ihtiyacını civar köylerdeki sulama kanallarından sağlıyor. Ancak bu durum köyde ciddi sağlık sorunlarına neden olmuş durumda. Köyde son günlerde çok sayıda çocuk kuyu suyundan dolayı enfeksiyonel hastalıklara yakalanmış durumda. Biz de Sur Ajansı olarak Güvendere sakinlerine mikrofon uzattık. Burada 15 gün 20 güne yakın sular kesik. Hiçbir su, yani bir damla su da yoktur. O da gidip tankerden getiriyoruz, sondajdan su getiriyoruz. Hepsi suyun da bir zehirliydi bilmiyorum. Susuzluktan çocuklarımız hepsi zehirlenmiş. Dün akşamdan beri 4-5 defa da onları hastaneye götürüyoruz. Ateşleri var. Dolayı. Muhtara söyledik, muhtar gitti başvurdu, yaptı da kimseye suyu bırakmıyorlar. İsmim Mikail Unan. Güvendere mahallesinde oturuyorum. Yenişehir'e bağlı. Bizim sorunumuz suyla ilgili. Bizim suyumuz bu 25-30 gün yaklaşık var. Suyu kesmişler. Bize bir bilgi vermeden ya bugün keseceğiz, sizin haberiniz olsun. Ya da ne bileyim, biz bir hafta boyunca su vermeyeceğiz. Bize bir bilgi vermeden suyu kestiler. Suyu kestikten sonra biz köylüler olarak gidip tankerlerle su alıyoruz. Tankerlerle aldığımız suların yarısı pastır. Pas içindeki çocuklar zaten hastalandı. Bu dünden beri 3 defadır çocukları hastaneye götürüp getiriyorum. Bunun sebebi kimdir ve kimin ne olduğunu biliyorlar. Bu suyu niye bize çok görüp kesiyorlar? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Enfeksiyon kapmışlar. Hastaneye gittiğim zaman enfeksiyon kapmış. Enfeksiyonun %90'ı paslanmadandır. Mecbur başka nereden alabiliriz? Maddi durumumuz olsaydı gidip kolilerle su getirip evde içerdik. Ama yok. Şimdi Diski'yi aradım. Diski bana diyor ki biz köylerdeki suyu kestik. Şehir veriyoruz. Arkadaş, ben bunu zaten ben görüştüm. Yetkililerle görüştüm. Bana diyor ki size su yoktur. Su yoksa biz de faturamızı ödüyoruz. Gelip sayacı okuyorsunuz. Artı bunun maaşının hepsini bizden alıyorsunuz. Madem ki bizde su yoksa biz nerede yaşayalım? Bu köy dediğin zaman zaten otomatik olarak kesiyorlar. Bilgi vermek de istemiyorlar. Yani bir bilgi versinler ya, sizin su böyledir, şöyledir desinler, gene razıyız. Ama bize bir bilgi vermeden suyu kesiyorlar. Yani evde ne bir yemek yapılıyor, ne bir bulaşık yıkılıyor. Ben mesela iş atan geldim. Kendimi yıkamam lazım, yıkamıyorum. Su yok ki yıkayayım ki kendimi. Suyumuz yok, gelmiyor. Tankerlerle çekiyoruz. Ama yetmiyor yine. Hayvanlar bir yanda, çocuklar bir yanda, biz bir yanda. Yani bunun sonu ne olacak bilmiyoruz. Su istiyoruz açıkçası. Zaten suyumuz yetersiz. Ama birkaç gündür kökten kesmişler. Tankerlerle çekiyoruz. Yani genellerde köyün içinde hani toprakları için sondaj vurmuşlar. Onun suyunu çekiyoruz biz onlardan. Yani ölünce alıyoruz, öyle diyelim, nasıl diyelim. Tabii ki çıkıyor. Yani normalde hepsinde kusma, ishal başlamış. Çocuklardan, evet. Yani gece acile kaldırdılar. Dün öğlen acile kaldırdılar. Çoğuları yukarıda hastadır. Yatıyorlar. İki tane eltim yerdedir. Kalkamıyor sabahtan beri. Kusmayla ishal var. Yani suyumuzun gelmesini istiyoruz. Kaçak kullanmıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Her ay 100'den fazla ödeme yapıyoruz biz. Yani kaçak kullansak deriz, kaçak kullanıyoruz. Haklıdır, kesiyorlar. Ama biz her ay abonemizi ödüyoruz biz. Ama bu suyu kesmişler. Hayır. Herhangi bir açıklama yapmadılar. Sadece bu suyu kesmişiz diyor. Allah hepimize yardımcı olsun. Allah, bu çocukların hali perişan. Doğru düz banyo yaptıramıyoruz. Biz zaten ev pisliği götürmüş. Her şey suyla oluyor. Hatta bunun bir çözümü istiyoruz biz. Hastane dün akşam 3 tane oğlumu götürdüm. Hepsi su yüzünden. Ben adım gibi biliyorum. Biz bu sondaj suyu getiriyoruz. Ne bir tahlili var. Mesela normalde tahlil yapıyor. Uygun mudur? Uygun değildir. Sürekli bu tankerlere getirdiğimiz için biz bu çocukların bünyesini kaldırmıyor. 3 tane oğlumu da hastaneye götürdüm. Üçünü de serum taktım. Bünyamin, Yusuf, bir de Eren. Yakup Eren. Yetkililer kimse sesimizi duyursunlar. Ama hiç kimse, gerçi de kimse de umursamıyor bizi. Yani bizi insan yerine koymuyorlar. Çünkü biz de insanız. Her ay faturamızı ödüyoruz. Her ay gelip bakıyorlar. Kaçak da kullanmıyoruz. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yemek, çocuklar dahi yemek yapamıyor. Eşim hastadır zaten, yukarıda gördünüz.
o hasta. Yani evdeki 11 hane yaşıyoruz. Hepsi de hasta. Çünkü bu sondaj suyları yüzünden. Bizim bünyemizi kaldırmadığı için hepimiz hastalandık. Yani ne diyeceğimi artık bilmiyorum. Yani suya acil ihtiyacımız var. Su yoktur ki saman yesinler. Biz susuz çocuklarımız susuzdur. Çocuklarımızı bile yıkamıyoruz. Çamaşırlarımızı yıkamıyoruz. Yetkililere söylüyoruz diyor, siz bırak, suyu bırakmıyoruz diyor. Hepsi pamuk ekiyorlar, mısır ekiyorlar. Sen bizim pamukları, mısırımız bu avluda ne arıyorlar? Vardır, yoktur. Suyumuz bıraksın, valla gelse su faturası 500 o navçı geliyor. Valla gelse biz onu kovacağız. Hani biz suyu kullanıyoruz, fatura bize yazıyorlar. Öyle değil mi? Şu şebekeye bağlı 6-7 mahalle şu an yok. Aynı şekilde Diyarbakır merkeze bağlı mahallelerde yok. Biz geçenlerde 9 muhtar olarak, heyet olarak DİSK Genel Başkanı'nın yanına gittik. Fırat Başkan bize dedi ki birkaç gün bizi idare edin, depolama seviyesini bulunca size su bırakırız. Diğer muhtar arkadaşlar diye ben aradım yetkili bir kişiyi. Diye sizi suyla terbiye edeceğim. Yani böyle saçmalık hiç görmedim. Tamam, kaçak kullanırsa gelsin kaçakların şey yapsın. Nedir? Dillerine bir şey düşmüş. Kaçak sudur, bahçe suluyorsun. Arkadaş gelin. Jandarma gerekirse telaş jandarma ile gelip ki olmadığı yere bize ceza kesiyor. Sen de getir ceza yapılan işlemini yap ki şey. Yaşta kuru birbirine yanıyor. Öyle değil mi? Ne tür hastalıklara hasar oluyor. Adam geliyor evinde huzur kalmıyor. Eşi de bir konuda haklı. Biz şu an köylüyüz, çalışan insanız. Kan, ter içinde, adam çamur içinde geliyor, su yok. İşte gel duş almak için içme suyu yok. Yemek yapılacak şey yok. Artık biz de şaştık kaldık. İşte değil mi? Geçti, kendim de geçtim. Mesela normal muhtarlarda 153 numara şey alıyoruz. Beklenen arasında 163. Bile saçmalı olur. Şimdi biraz önce bana bir mesaj geldi. Muhtarlara özel kimseyle paylaşmayın. Derdinizi şey yapacak. Arıyorum, cevap vermiyor. Yani bizimle muhatabı olacak kişiyi biz bulamıyoruz. Ben diski arıyorum, belediye cevap veriyor. Belediyedeki adam diskin işini nerede bilecek? Mesela geçen yıllarda da öyle bir sıkıntı yaşadık. Birkaç gün diskiye gidip geliyoruz, derdimize derman bulduk. Ama ben şu an arıyorum, belediye elemanı cevap veriyor. Belediye elemanı adam isterse söyler, istemese söylemez. Bu sorun, devam etmesi sorunda yani yanlış anlaşılmasın. Ya gidip köylere oraya gideceğiz. Sonuçta da öyle yapacağız. Bize verdiği süre bitti. Yani eğer bizi suyla terbiye edecekse gelsin suyunu da kessin. Biz kendi imkanlarımıza gidip derede suyu da... Derede yok burada. Eskiden kuyu falan vardı, artık yer altı suları da kalmadı. Kuyu yok ki. Hastalık var çocuklar. Hepsi hastalamış. Ya normal sulama suyu getiriyoruz. Sulama suyu da adam vermiyor. Doğrudur, onu da vermiyor. Adam getiriyor orada zaten hepsi mikrop hastalık çıkıyor orada. Ne bir tahlili var, ne sadece adam sulama, tarım amaçlı kullanıyor. Çağırmış şu demek, herhangi bir an önce buna el atsınlar. Yani bu gidişin sonu iyi değil. Herkes hasta. Yani nereye başlıyorsa derdimize derman yok. Tek şeyimiz siz, inşallah duyursunuz sesimizi. Hamza Kaya Gönder'e muhtarıyım ben. Şu an, bizim şu an köyümüzde aşağıya 4 tane daha köy var. Güvendere'de hariç. 4 tane daha köy var.